Merhaba arkadaşlar. Fotoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu şu olacak. Malum yaz ayları artık yaklaştı. Hani insanlar hani yaza girerken, bahar başlarken hani araba alma konusunda daha çok e, talep oluyor. Bu sebeple araba alırken yani araç alırken motor kısmı nasıl kontrol edilmelidir? Araca, alacağınız araçla hangi e, kısımlara bakmak gerekir? Ee, i̇çinizin rahat olması için hangi ola, e, durumların olması ya da olmaması gerekir bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım Şimdi motorun ön kısmına gel, gelindiğinde yani dikkat edilmesi gereken yani sizi e, bu aracı almaya teşvik edecek kısımlara bakarken yağı ile ve suyuyla olan kısımlara dikkat ediyoruz arkadaşlar Bunlar bu konu hakkında e, motor hakkında bize bilgi veriyor Şimdi bunların neler olduğunu anlatacağım. Şimdi ilk olarak ama dikkat etmeniz gereken husus şu. Bir araç alacaksınız. Aracın motor kısmını açtınız. Motor kısmı bal dök yala. Hani araç alırken motor kısmının hani böyle bal dök yala modunda olması sizi kesinlikle kandırmasın. Çünkü neden? E, aracın ön kısmını köpüğü suyu basıp yıkayabiliyorlar. Aslında bu durum çok yanlış bir durum. Hani yapılmamasını birçok videomda şiddetle e, şey yapıyorum söylüyorum. Ne yapıyorlar köpüğü sıkıyorlar tanzikte suyu sıkıyorlar motor bal döküyorlar yapıyorlar sizin önünüze getiriyorlar. Sanki motor hiç açılmamış motora hiçbir şey yapılmamış tertemiz motormuş gibi hani gözü, gözünüzü boyamak istiyorlar. E bu tarz motorlar yok mu? Var elbet ama çok nadirdir. Genelde motorlar hani tozlu. Hafif sağında solunda kalıntıları olan şekilde olur. Ama böyle yıkanmış böyle pırıl pırıl motorlar kesinlikle suyla yıkanmıştır. Yıkanması da iyi bir şey değildir. Sensörlere veya herhangi bir yere su kaçmış ileride size sorun yaratabilir. Genelde bu tarz durumlar göz bayamak olur. Ama temiz olan arkadaşlar da lütfen şey yapmasın. Hani genelleme yapıyoruz. Sonuçta herkes böyle diye bir şey yok. Şimdi geçtiniz. Aracı alacaksınız. Aracın motor kısmını kaputunu açtınız arkadaşlar. İlk kontrol etmeniz gereken yer aracın yağ kapağını açın. Yağ kapağını açıp yağını kontrol edin. Şöyle bir bakın. Hani e, yağın içinde bir köpüklenme, e, böyle kremsi bir kıvam bu tarz bir şey var mı? Şimdi ezan okunuyor. Ezandan sonra devam edelim. Evet ezan bitti. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar ne demiştik? Yağ kapağını açıyoruz. İçindeki yağı ve kapağın üstündeki yağı kontrol ediyoruz. Köpüklenme <laughs> ya da yağın içinde böyle kıve, kremsi bir şey var mı? Yani anlamaya çalıştığımız yağ su karışıyor mu? Bunu kontrol ediyoruz. Bakıyoruz herhangi bir problem yoksa bunu kapatıyoruz. Bu yağ kapağıyla da biraz da işimiz yok. Ondan sonra aynı şekilde aracın su kısmını. Yani şöyle. Evet, aracın suyunu kontrol ediyoruz. Suyunda nasıl bir kontrol sağlıyoruz onu göstereyim sizlere. Arkadaşlar, aracın su kapağını açıyoruz. Su kapağını açtık. Aracı çalıştırıyoruz aracı çalıştırdıktan sonra suyun içini kontrol ediyoruz. Suyun altından böyle tek tek ve tık böyle kabarcıklar yukarı doğru çıkıyor mu? Bakın bu çok önemli. Sizi ciddi masraflara sokar ya da ciddi alacağınız araçta ciddi masraflardan kurtarır. Yani aracın contasıyla alakalı bir problem var mı? böyle yukarı doğru baloncuklar atıyor mu? Suyun dibinden yukarı doğru baloncuklar yukarı doğru çıkıyor mu? Çıkıyorsa aracın contasıyla alakalı problemler olabilir. Hani ya ona göre almanızı ya da almamanızı tavsiye ederim. Daha sonrasında suyun içinde pas, kir, yağ var mı bakıyoruz. Bakın yağ da önemli. Yağ var mı bakıyoruz. Yoksa su kısmını da kapatıyoruz. Suyla da bir işimiz kalmıyor. Daha sonra Daha sonra tekrardan bir kişi arkadaşlar aracın şoför kısmına yani aracı çalıştırma kısmına geçiyor. Bir kişi de yani alacak kişi ya da bu işten anlayan arka kısmı egzoz kısmına geçiyor. Kişi marşa bastığında egzozdan duman geliyor mu? Aracın egzozundan eğer marşa bastığı anda bir mavi duman geliyor sonra kesiliyorsa aracın subaplarıyla alakalı bir problem olduğuna işarettir. Eğer ki marşa basıyor, araç çalışıyor, mavi duman geliyor ve bu duman kesilmiyorsa bu da aracın yağ yaktığını işaretler. Araç yağ yakıyorsa eğer motorunda problem var demektir arkadaşlar. Bakın bu kısım oldukça önemli. Bu dediğim gibi ciddi masraflardan sizi kurtarır. İlk marş anında mavi duman geliyor sonra kesiliyorsa subaplar marş hani mavi duman geliyor ve kesilme söz konusu olmuyorsa aracın aracı yağ yakıyor. Bu çok ciddi bir problemdir. Ona göre araç almalı ya da almamalısınız arkadaşlar. Daha sonra bu kontrolleri yaptıktan sonra araca binin. Araca binin, biraz gezin, motoru biraz ısıtın. Yani aracın e, hararet seviyesi 90'ları bulsun. Yani motorla biraz gezin, motor ısınsın arkadaşlar. Motor ısındıktan sonra Gelin açın ye tekrardan e, aracın kaputunu. Kaputu açtıktan sonra aracın yağ çubuğunu çekin. Yağ çubuğunu çektiğinizde buradan duman geliyor mu? Buradan eğer böyle siyahla gri arasında yani böyle koyu renkte bir duman geliyorsa o motordan ya pardon o araçtan, o arabadan uzak durun. Neden uzak durun? O aracın motoru bitik diyebiliriz. Motoru bitik olan araç da yok. Çok ciddi ucuzlukla alınmalıdır ya da alınmamalıdır arkadaşlar. Bu oldukça ciddi bir problemdir. Buna kesinlikle dikkat edin. Bakın yağ çubuğunu çek. Yapacağımız işlem çok basit. Bu araç ısındı, geldi. Çalışır vaziyette. de çalışıyor. Yapacağınız tek şey yağ çubuğunu çekmek. Yani yağ çubuğunu çıkartıp buradan duman geliyor mu, gelmiyor mu onun kontrol edilmesi gerekmektedir arkadaşlar. Bu oldukça önemli bir detaydır. Sizi çok ciddi masraflardan kurtarır. Bunlar aracın motoruyla alakalı dikkat etmeniz gereken hususlar arkadaşlar. Mesela aracın trigeri zincirli ise trigerin zincirinden ses geliyor mu? Zincirden ses geliyorsa zincirin değişme zamanı gelmiştir. Bu da bir masraftır. Ona göre almanızı öneririm. Onun dışında aracın hani yedek su deposu az önce gösterdiğim kısımda Kapağı açtığınız zaman araç çalışırken, gazda çalışırken içinden gaz kokuları geliyorsa tüp beyniyle al alakalı bir arıza söz konusu olabilir. Bunlar dikkat edilmesi gereken kısımlardır. Hani bilmeniz açısından söylüyorum hani bunlara birçok kişi bakmaz ama sonuçta bunların hepsi masraftır arkadaşlar. Ee, aracın arıza lambası yanıyor mu? Yanıyorsa neden yanıyor? Hani onun kontrol edilmesi gerekir. Aracın motor üstündeki yağ kaçakları var mı varsa nerelerden, mesela şu kısımlardan oluşan yağ kaçakları bu hani Contanın sızdırması ile alakalıdır kolay çözülür Ama alt kısımlardan oluşan yağ kaçakları problemdir kontrol edilmesi gerekir ee, Az önce söylemeyi unuttum hani Aracı çalıştırıp biraz gezin dedim gezdiğiniz sırada şuna dikkat edin vites geçişlerinde bir problem var mı Ve aracın devriyle hızı paralel orantıda ilerliyor mu? Yani aracın baskı baltasını bu şekilde kontrol edersiniz. Devir artıyor, araç hızlanmıyorsa baskı balta bitik demektir. Aracın vites geçişlerinde bir problem varsa ya baskı balta bitiktir ya da şanzımanla alakalı bir sorun vardır. Bunlara dikkat edilmeli. Hani araçta gezerken bunları da kesinlikle kontrol edin. Ee, ve son olarak bu da hani motor dahilinde diye düşünüyorum. Arkadaşlar, klimanın araçlarda bak şu e, yalanlar çok söyleniyor. Doğru söyleyenler lütfen alınmasın. Yalan söyleyenler %99'sa doğru söyleyenler %1'dir. Klima kompresörünün üzerinde kayışı yoksa şu tarz bir şey söyleniyor. İşte e, klima aracı yormasın diye kayışı söktük. Kayış takılırsa klima çalışır. Bu %99 kişi yalan söyler. Genelde klima kompresörü kitlediğinde bu kayış kendi kendine kopar ve koptuğu için de yerine yerisi takılmaz masraf edilmemek için. Bir diğer husus işte her şey sağlamdır klima çalışmıyordur işte gaz yok gaz basılsa çalışır. Arkadaşlar sıcak yaz mevsimindesiniz aracınızda klima, klima var 150 liradan kaçmak için kimse sıcakta pişmez. Bakın o yüzden gaz yoksa gaz basarsa çalışır. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Mesela ben bu aracı alırken öyle almıştım. Hani size de tavsiye ederim. Aracı beğendim. Aracı almaya karar verdim. Klima ile alakalı arkadaşa sordum. Klima çalışıyor mu? Abi klima çalışır dedi. Ama üstünde hani gaz yok klima dedi. Tamam, şöyle yapalım dedim. Ee, gidelim, gaz bastıralım. Eğer ki gaz bastırdıktan sonra klima çalışırsa, yani bir problem yoksa, tamam, gaz parasını ben veririm. Sonuçta ben kullanacağım. Problem yok. Ama gaz basarız. Klima çalışmaz, gaz parasını sen verirsin çünkü aracı almayacağım diye bir mevzu oldu. Neyse, Velhasıl kelam gittik, gazı bastırdık, klima çalıştı ama klima durmadı. Klima ile alakalı bir arıza vardı, düğmeleriyle alakalı, rezistansı ile alakalı bir arıza vardı ve e, yapılmadı. Yapılmadı. <laughs> Ee, o an hani o an yapılmadı çünkü gaz basan yerde yoktu. Elektrikçiye gittik falan filan. 300-500 masraf çıktı. Sonuçta tamam, aldığım kişi bunları karşıladı ama siz de bu tarz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Mümkün mertebe bu tarz işleri yaparken kendinizi her zaman garantiye almaya çalışın arkadaşlar. Ve son son olarak şunu söyleyebilirim. Araç hem benzinde hem gazda doğru bir şekilde, seri bir şekilde çalışıyor mu? Bu dediğim hususlar kontrol edilmeli. Eksos kısmı kontrol edilmeli. Klimalı ise klima kontrol edilmeli. Ve aracın iç aksamına bakılmalı. Artık o sizin alacağınız aracın fiyatına, değerine göre beklenti farklıdır arkadaşlar. Bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Yeni sormak iseniz bilmek isteniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım.